Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündeminden önemli haber başlıklarını ve verileri sizlerle paylaşacağım ve tabii ki bunların piyasalara ve ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Özellikle dolara, altına, borsalara yansımalarını sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Öncelikle dolar 7.56 seviyesini gördü bugün itibariyle. Aynen söylediğimiz gibi 7.47 7.50 demiştim önce. Burayı kırdıktan sonra da 7.80'e doğru giden bir dolar kuru göreceğiz. Ne yazık ki Türkiye yüksek faiz yüksek enflasyon ve yüksek Kur ortamına sokuluyor diye ısrarla söylüyordum. Biliyorsunuz 6.90'lı seviyeleri görmüştü. O zaman da bu düşüşün kalıcı olmadığını ifade etmiştim. Nitekim gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde önce 750'nin üzerine attı. Şu sıralarda da 756'da 760'ı hızlı bir şekilde kırıp 780'e gittiğini göreceğiz dolar kurunun. Sonrasında mı ne olacak? Önce 848-50 aralığı ardından da çift haneli rakamları göreceğiz. Yani ekrandaki dolar öyle ya da böyle piyasadaki dolara yetişecek arkadaşlar. Yani 12 liranın üzerinde bir dolar kuru göreceğiz bu sene içerisinde. Öbür taraftan altının onsu neden gevşiyor diye soranlar olabilir. Bunun da gayet basit bir cevabı var. Amerikan hazine tahvilleri yükseliyor. Enflasyonist bir ortam oluştuğu iddiaları her geçen gün biraz daha fazla konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla altın fiyatları da buna bağlı olarak gevşiyor. Ama bu kalıcı bir gevşeme değil. Bakın dolardaki gibi altında da kalıcı bir gevşeme görmeyeceğiz. Altın fiyatları bu sene 2300-2500 dolarları test edecek arkadaşlar. Hatta bunun üzerine de çıkabilir. Bunu da bir kenara not edin. Neden yükselecek altın fiyatları? Bir yıl sebebi var. Korona ile ilgili beklentiler olumlu şu an itibarıyla. Ancak olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. Bunu bir tarafa koyalım. Öbür taraftan enflasyonist ortam eğer ki beklendiği gibi gerçekleşmezse ya da merkez bankaları enflasyona rağmen faizleri yukarıya çekmezlerse bizim gibi hemen cup diye atlayıp bu durumda altın fiyatlarına eğilim daha da artar arkadaşlar. Dolayısıyla altın fiyatlarının yukarıya doğru gittiğini hep birlikte görürüz. Bunun yanında tabii ki bir de uluslararası stres ortamı var. Ekonomiyle ilgili diğer kaygılar var. Bunlar da yine güvenli limana kaçışı hızlandıracaktır ve altın onsun yükseliş eğiliminin hızlanarak devam ettiğini göreceğiz. Bunu özellikle belirtiyorum arkadaşlar. Dikkate almanızı da tavsiye ediyorum. Öbür taraftan korona ile ilgili 3 önemli haber var. Bunları da sizlerle paylaşayım. Almanya korona kısıtlamalarını 28 Mart'a kadar uzatma kararı aldı. Daha önce de yine ertelemişti biliyorsunuz kısıtlama süreçlerini. Bir kez daha ertelemiş oldu. Bunun temel nedenlerinden birisi Almanya'da hastalığın tüm hızıyla yayılıyor olması. Hatta vaka sayıları son iki ayın en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Bir kötü haber de Brezilya'dan geldi. Brezilya'da da korona ölümleri rekor düzeye çıkmış durumda. Bakın ekonomiyle ilgili sıkıntılar bitmiyor. Korona ile ilgili sıkıntılar da bitmiyor. Dolayısıyla biraz önce de söylediğim gibi altın fiyatlarına çok net yansımaları olacak bunun. Dünyadan da haberlere şöyle bir göz atalım. Sonrasında Türkiye'den önemli haber başlıkları var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Ve tabii ki bakın doları ve altın neden tetikleyeceğini de özellikle yorumlayacağım. Bunların hiçbiri elbette yatırım tavsiyesi değil. Sonuç itibarıyla son kararı kendiniz vereceksiniz. Ama bu kararları alırken bu haberlerin öneminde yatsımamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar özellikle. Bu haberler önümüzdeki dönemde piyasaları çok ciddi manada etkilemeye devam edecek çünkü. Amerika'da ham petrol stokları rekor düzeyde yükseldi. Şimdi bakın petrol stokları yükseliyor. Petrol fiyatları yükseliyor. Petrol üretimi azalıyor. Bu çok kritik bir denklem aslına bakarsanız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Az petrol üretilmesine rağmen depolar doluyor. Aynı geçen senenin başında olduğu gibi. Demek ki yeterince üretim yok aslında bize söylendiği gibi. Yani yeterince petrol tüketimi yok. Önümüzdeki dönemde 68-70 dolarları görmüş petrol fiyatlarının bir anda 20 dolarlar seviyesine düştüğünü görebiliriz. Özellikle kontrat zamanının gelmesiyle birlikte. Neden arkadaşlar? Çünkü stoklarda yer kalmayacak petrolü koymaya. Dolayısıyla petrol fiyatlarında dramatik düşüşler olacak. Petrol fiyatlarının düşmesi yanı sıra hisse senedi fiyatlarında da ciddi çıkışlar gözlenebilir bu dönemde. Riskli varlıklardan kaçış nedeniyle. Dolayısıyla tüm bu paranın akışı altına ve kripto paralara olacaktır. Kripto paraların riskleri de göz önüne alındığında Altın en güvenilir limanlardan birisi olacak dolarla birlikte. Yani arkadaşlar, iki konuda sert yükseliş göreceğiz. Bunlardan birisi altının onsunun yükselişi, ikincisi de dolar endeksinin yükselişi. Nitekim dolar endeksi 90'ın üzerine çok hızlı bir şekilde kendisini attı. Şu sıralarda 91'in üzerinde, yani 100 puana doğru giden bir dolar endeksi görüyoruz. Bu şu demek arkadaşlar? Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle Türkiye gibi ülkelerde Türk lirası aşırı değersizleşecek bir anda. Dolar değer kazanacak, Türk lirası değer kaybedecek. Yani doların yükseliş eğilimi hızlanacak. Ha bunun yanına bir de bizim diğer sorunlarımızı eklediğimiz zaman dolardaki yükselişin çok daha hızlı olduğunu göreceğiz. Ne yazık ki çok erken faiz arttırımları gerçekleştirildi. Bunun bedelinde hep birlikte çok ağır bir şekilde ödeyeceğiz arkadaşlar. Bir başka önemli beklenti tabii ki Powell'ın konuşmasıydı. Powell faiz arttırımıyla ile ilgili bir sinyal verir mi acaba diye bir beklenti vardı. Ama Powell çıktı her zaman söylediklerini yineledi aslına bakarsanız. Koronanın hala çok önemli bir tehdit olduğunu söyledi. Enflasyon belli bir seviyeye gelmeden bir faiz arttırımı yapmayacaklarını söyledi. Ekonomik dengesizliklerin devam ettiğini söyledi. Varlık alımlarına devam edeceklerini ve mali yardımlarında bir an önce gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla bütün bunlar toplamda olumsuz algılandı ve altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ederken piyasalar da tedirgin oldu. İşte senedi piyasalarından bahsediyorum. Onlardan da çıkışlar gözlendi, düşüşler gözlendi arkadaşlar. Bir başka konu 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi bugün senatoda Oylanacak büyük ihtimalle de geçecek arkadaşlar. İşte bu paket geçtiği an itibarıyla altın fiyatlarındaki İlk sıçrama hareketini, ilk yükseliş hareketini göreceğiz. Neden Senato'dan çıkacak diyorum. Çünkü kırmızı çizgiler Cumhuriyetçilerin biliyorsunuz asgari ücretteki artıştı. Çok sert bir yükseliş olduğunu ve bunun da önemli bir maliyet kalemi olabileceğini söylüyorlardı. Ve hiçbir şekilde bu paketi onaylamayacaklardı. Ancak bu madde bu paketin içerisinden çıkartıldı. Yani asgari ücret paketin içerisinde yer almayacak. Dolayısıyla Cumhuriyetçilerin de oyuyla bu paketin bugün geçme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Paket onaylandığı an itibariyle de büyük ihtimalle altın fiyatlarındaki ilk, ilk sıçramaları göreceğiz ve bir anda kendisini 1860-1880 dolar seviyelerine atacak. Sonrasında da 2000 dolara ilk yolculuğu başlayacak. Sonraki gelişmelerle de 2300-2500 dolara doğru gidecek. Altın fiyatlarını yükseltecek bir başka gelişme IMF'nin açıklaması arkadaşlar. Merkez bankaları negatif reel faiz enstrümanını kullanmalı, bunu devam ettirmeli diyor. Neden? Çünkü dünyada ciddi bir sıkıntı var. Tüketimle ilgili sorunlar var. Tasarrufa yönelen insanlar var. Tekrar tüketimin artması, üretimin gelişebilmesi için negatif faiz ortamıyla piyasaya para verilmesinin devam ettirilmesi gerektiğini ifade ediyor IMF. Peki biz ne yapıyoruz? Biz tam tersini yapıyoruz. Biz faizleri yukarıya doğru çekiyoruz. Pozitif reel faiz ortamında durmaya çalışıyoruz. Normal koşullarda yapılan şey doğru olabilir ama Bugünkü koşullara baktığınız zaman ekonomiyi büyük bir sıkıntıya sokmaktan başka hiçbir işe yaramıyor ve attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değmiyor. Bakın ne doları durdurabiliyorsunuz, ne reel sektöre nefes aldırıyorsunuz, ne de piyasayı hareketlendirebiliyorsunuz ve bütün bunlar toplamda Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının büyümesini beraberinde getiriyor. Onun için bu önden yüklemeli faiz ortamı ya da sıkı para duruşu tırnak içerisinde söylüyorum ne kadar sıkı para duruştur o da ayrı bir tartışma konusu. Aslında büyük sıkıntılara yol açacak bunu özellikle belirteyim. IMF'de aslına bakarsanız aynı konuya değinmiş durumda. Şimdi gelin Türkiye'ye dönelim. Enflasyon yükseliyor arkadaşlar. Hem de dramatik bir şekilde %15'in üzerine çıktı. Ama yaşadığımız enflasyon çok daha bu enflasyonun üzerinde olduğunu biliyoruz. Biz yine de resmi enflasyonu yani %15.91'lik enflasyonu kabul etsek bile şu anda faizler oldukça düşmüş durumda. Hangi faizler? Reel faizler düşmüş durumda. Dolayısıyla yabancı içinde yerli içinde şu anki faiz ortamı cazip olmamaya başladı. Bunun üzerine J.P. Morgan'dan hemen şırak diye bir açıklama geldi. Merkez Bankası 100 bas puan daha faiz arttırmalı dedi. Şimdi herkesin beklentisi Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı yönünde. Ama Merkez Bankası'nın daha fazla faiz arttırması demek tamamen ekonominin tepe taklak olması anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir faiz arttırımı sürecine muhtemelen gidemeyecek. Faizleri düşüremeyecek de faizleri sabit tutmaya çalışacak. Faizleri sabit tutması ile ilgili beklenti arttığı için de dolar fiyatları yukarıya çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. 100 bas puan, 200 bas puan yetmeyecek. Enflasyon durmayacak. Neden durmayacak? Bir tarafta 15.91'lik tüketici enflasyonu var. Öbür tarafta %27'nin üzerinde üretici enflasyonu var. Yani üreticinin maliyetleri %27 ile tüketici maliyetlerinin tüketicinin satın almasının 12 puan üzerinde arkadaşlar. Öyle ya da böyle fiyat artışları demek bu. Bu fiyat artışları da tüketici fiyatlarına yansıdığı an itibarıyla ekstra bir enflasyonist ortam oluşacak demek. Dolayısıyla herkesin beklentisi Merkez Bankası'nın faiz arttırması yönünde. Faizleri sabit tutarsa da 7.80'i bırakın 8 liranın üzerinde çok hızlı bir şekilde yükselen dolar kuru görürüz. Yani 7.80'i de durmadan geçecek bir dolar kuru görürüz. Onunla ilgili de sizlere uyarmak istiyorum. Merkez Bankası da zaten enflasyonla ilgili uyarıda bulunuyor. Diyor ki yıllık enflasyon alt gruplar genelinde yükseldi. Evet gıda gruplarında yükseldi, ulaştırmada yükseldi. Yani tüm gruplarda aslına bakarsanız enflasyon çok hızlı bir şekilde yükseliyor ve yükselmeye devam edecek. Ve Merkez Bankası'nın faiz arttırımları da işe yaramayacak. Tam burada bir virgül atalım. 2020 yılı ile ilgili gıda fiyatlarını açıkladı TÜİK bugün. Ne kadar artmış, ne kadar yükselmiş bunları anlatan bir rapor bu arkadaşlar. Bir araştırma ve bu rapora göre inanılmaz rakamlar çıkıyor karşımıza. Neden Türkiye'de enflasyon yükseliyor? Neden Türkiye'de fiyatlar bu kadar yükseliyorun? Cevabı resmi enflasyonda bile gıda fiyatlarının nasıl yükseldiğini görüyoruz ki bir de hayatımıza bunu uyarlarsak aslında çok daha üzerinde fiyat artışları olduğu ortada. Bakın TÜİK'in gıda ile ilgili fiyat araştırmasına göre Buğday fiyatı %23.64 oranında artmış arkadaşlar 2020 yılında. Mısır %18.12, çeltik %25.72, arpa %19.37, çavdar %32.3, kırmızı mercimek %44.31. Kuru fasulye %27, yeşil mercimek %29.88, nohut %12.07, yağlık ayçiçek yağı %45.27. Çerezlik ayçiçeği %61.07, susam %28.93, pamuk tohumu %43.16, lif pamuk %34.55 oranında artmış 2020'de arkadaşlar. Dolayısıyla hani diyorlar ya enflasyon yükselmiyor, babalar gibi yükseliyor işte gördüğünüz gibi. Özellikle TÜİK'in verilerine baktığımızda nasıl yükseldiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Öbür taraftan sebze meyve fiyatlarına bakalım karpuz %44.76 oranında artmış. 2020 yılında hani enflasyon %12 idi arkadaşlar. Hani enflasyon %14'tı arkadaşlar. Hani enflasyon %7 idi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gıda fiyatları mutfağımıza giren tüm ürünlere bakıyoruz. En çok ihtiyaç duyduğumuz ürünlere bakıyoruz. %30, %40'lık artışlar var. Korkunç bir artış bu arkadaşlar. Sonrasında Çıkıp yüzde %14'lük enflasyon araştırması sonucu tabii ki pek çok kişiye komik geliyor ve inandırıcılığını tamamen kaybetmiş durumda. Bakın kavun %34.66, kuru sarımsak %116. Evet %116. 23 oranında bir fiyat artışıyla karşımıza çıkıyor. Portakal %42.35, limon %20.11 ki limon en düşüklerden birisi. Elma %18.57, üzüm %15.85, muz %16.71, kivi %26.74, zeytin %8.22 yağlık zeytin %23.67 oranında fiyat artışı ile karşımıza çıkıyor. Bakın meyveler, içecekler, baharatlar toplamında bir ortalama alındığında da %36.46'lık bir artış var. TÜİK verisi arkadaşlar benim araştırmam değil, sendika araştırması değil, üniversite araştırması falan değil. TÜİK'in kendi verileriyle ortaya çıkan rakamlar. Hani eleştiriyorlardı, kızıyorlardı ya birilerine diyorlardı. Ya onların enflasyon araştırmaları doğru değil falan. Gördüğünüz gibi onların enflasyon araştırmaları gayet doğruymuş. TÜİK'in enflasyon araştırması oldukça sıkıntılı. Bu veriler, TÜİK'in kendi verileri çok net bir şekilde bize bunu gösteriyor. 2021 yılında tablo değişti mi? Hayır arkadaşlar, ilk 3 ay içerisinde sebzede, meyvede, tahılda, bakliyatta, doğalgazda, elektrikte her üründe çok ciddi fiyat artışlarının olduğuna tanık olduk zaten. Hem de ilk günler itibarıyla. Dolayısıyla 2021 yılında 2020'den çok daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımız ortada. İşte bu koşullar içerisinde de herkes şu anda Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz artışı bekliyor. Faiz artışları bekliyor. Ancak bu faiz artışları sadece yabancı tefecilerin işine geliyor arkadaşlar. Sıcak paranın işine geliyor. Hem de öyle kurumsal yüksek fonlar falan değil. Onlar zaten Türkiye'ye gelmiyorlar kredi notlarımız düşük olduğu için. Kimin işine geliyor? Vurkaççıların işine geliyor. Yani Türkiye'ye geliyorlar paralarını hemen yatırıyorlar bir haftada alacaklarını alıyorlar kaçıyorlar gidiyorlar paralarını uzun vadeli olarak bile bağlamıyorlar gecelik repo'lara giriyorlar arkadaşlar dolayısıyla Türkiye'yi tam bir faiz cehennemine sokmuş durumdayız tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu koşullar içerisinde yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek kur ortamına mahkum edildi ne yazık ki. Resmen mahkum edildi ve ne sıcak para, gerçek sıcak para ne de Doğrudan yatırımcı Türkiye'ye uğramıyor. Sadece tefeciler Türkiye'nin şu anki zayıflıklarından faydalanıyor. İşte o nedenle de JP Morgan gibi kuruluşlarda gaz vermeye devam ediyor. Merkez Bankası 100 bas puanda faiz arttırsın diye. Öbür taraftan Merkez Bankası açıklama yaptı. Sıkı para politikası duruşumuzu devam ettireceğiz dedi. Kararlılıkla sürdürülecekmiş ve bu arada rezervlerde bir istikrar yakalanmış. Yavaş yavaş da dolmaya başlamış. Öyle midir arkadaşlar diye dönüp bakıyoruz. Hayır değil. Vatandaş hala döviz almaya, dolar almaya devam ediyor ki almakta da haklı. Dün 6.97 idi. Bugün 7.56'ya geldi. Yarın 7.80'e gidecek. Vatandaş da parasını korumak için döviz almaya devam ediyor. Peki buna rağmen neden döviz mevduatlarında 2 milyar dolarlık bir azalma yaşandı geçen hafta sorusunun cevabı gayet basit. Çünkü şirketler vergi borçlarını ödedi arkadaşlar. Bu nedenle ellerindeki dövizi bozmak zorunda kaldılar. Hem de ağlaya ağlaya bozmak zorunda kaldılar. Bu arada vatandaş almaya devam etti. 2 milyar dolar azaldı. Bu 2 milyarın tamamı neredeyse şirketlere ait arkadaşlar. Çünkü vatandaşların artarak döviz aldığını görüyoruz. Veriler bize bunu gösteriyor. Bu arada Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir'in, Nurettin Özdebir'in çok önemli açıklamaları oluyor bu sıralarda. Onu da paylaşmak istiyorum. Diyor ki kendisi ara malını iç piyasa yerine Suriye ve Irak'a satıyorlar. Bu nedenle bizim maliyetlerimiz yükseliyor. Yurt dışından ithal etmek zorunda kalıyoruz diyor. Yani arkadaşlar Türkiye öyle bir noktaya gelmiş durumda ki kimse kimsenin umurunda değil. Suriye'ye Irak'a aramalı verip yani aramalıyla kastımız şu son ürünü üretmek için gerekli olan malları oraya verip biz pahalısını alıyoruz ve vatandaşa da pahalısını satıyoruz. İşte geldiğimiz nokta ne yazık ki bu arkadaşlar bütün bu haberleri paylaştıktan sonra gelin hadi biraz da rakamlara bakalım. Rakamlar bize ne söylüyor ve nereye doğru gidecek rakamlar? Öncelikle dolarla başlayalım. Bugün 7.5788 seviyesini gördü. 7.49, 7.57, 7.49, 7.56, 7.49, 7.65. Yani yukarıya doğru dolar makası zorlamaya başladı. Demek ki arkadaşlar döviz piyasasındaki eğilim yukarıya doğru ve bu durdurulamayacak. Çünkü faiz de cazibesini tamamen kaybetmiş durumda. Merkez Bankası'nın farklı bir enstrümanında kalmadı. Çünkü elde para yok. 128 milyar doları harcadık. İhtiyat akçesini harcadık. Kamu bankalarını dibe doğru ittik. Dolayısıyla arkadaşlar artık döviz satarak dövizi baskılama şansı kalmadığı için sadece yüksek faizle dövizi baskılama şansı vardı. Onu da geçtiğimiz aylarda kullandı ve dünyada da faiz artırım süreçleri başlayacağı için en azından bu konuyla ilgili sinyaller gelmeye başladığı için ya da Amerika gibi ülkelerde hazine tahvillerindeki faiz ortamı yükseldiği için ve dolayısıyla Türkiye'nin cazibesi azaldığı için Türkiye'nin yüksek faizi bir işe yaramıyor. Bırakın bir işe yaramayı, sadece Türkiye ekonomisindeki kırılganlıkları arttırıyor arkadaşlar. Uyardık, defalarca uyardık. Dilimizde tüy bitti, tüy bitti ısrarla söyledik. Yapmayın, etmeyin, doğru zaman değil dedik, dinletemedik. Sadece kuru baskılamak uğruna hem rezervleri tükettiler, eksi rezerve düşürdüler Merkez Bankası'nı hem de Türkiye'yi %17 gibi çok yüksek bir faiz ortamına soktular ve ne yazık ki eğer bu kafayla devam ederlerse bu faizin daha da yükseldiğini göreceğiz. Doların da durmadığını, düşmediğini göreceğiz. Yükselmeye devam ettiğini göreceğiz arkadaşlar. Belki 10 gün, 15 gün, bir ay düşecek, sonrasında tekrar yükselecek. Tekrar faiz isteyecekler. Tekrar faiz vermezseniz daha da çok yükselecek. Dolayısıyla öyle bir sarmala girdik ki arkadaşlar bu işin içinden çıkmak mümkün değil ne yazık ki. Yanlış para politikaları, yanlış ekonomi politikaları işte bizi bu noktaya getirdi ve tekrar altını çizerek söylüyorum. Dolar önce 7.80 sonrasında 8.40-50 daha sonrasında da 12'li seviyelerin üzerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Bunu hep birlikte çok net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Öbür taraftan euro dolar paritesi ile ilgili uzun zamandır sizlere uyarıyorum biliyorsunuz. 1.22'nin üzerinde tutunursa 25'e gider demiştim. 1.20'yi aşağıya kırarsa çok hızlı bir şekilde önce 1.18 sonra 1.15 sonra 1.08'e kadar giden bir euro dolar paritesi görebiliriz demiştim. Şu anda 1.20'nin altındayız arkadaşlar. Çok kritik bir seviye. Bana göre burada birkaç gün daha kalırsa önce 1.18 sonra 1.15 ardından 1.08'e giden bir euro dolar paritesi görürüz. Aman ha dikkatli olun ve lütfen ama ısrarla söylüyorum lütfen kaldıraçlı işlemlerden mümkün olduğunca uzak durun. Çok tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. Faiz, Merkez Bankası faizi arttırmazsa kuşkusuyla, kaygısıyla Türkiye'deki tahvil faizleri de yukarıya doğru gitmeye başladı. %16 seviyesinde eğer ki Merkez Bankası faizi arttırmazsa %20'nin üzerine hemen kendisini atar. Altın onsu 1698-1699 dolar seviyelerinde bu seviyeler kalıcı seviyeler değil arkadaşlar. Dip seviyeler ve altın onsunda sıçramalar göreceğiz. İlk sıçramayı da bugün Senato'nun kararından sonra görebiliriz. Dikkatli olun diyorum sizlere. Altın onsuna bağlı olarak gram altında yükselecek. Çünkü zaten dolara bağlı olarak 400'ün üzerine attı ama düşük ons değeri nedeniyle şu anda bu seviyelerde altın onsu 1860'a gittiğinde göreceksiniz bir anda 450-460 seviyesine geliverecek. Bir gün içinde anlayamayacağız bile nasıl oluyor bu diyeceğiz. Ama gram altında çok net sıçramalar olacak altın onsunun yükselmeye başlamasıyla birlikte keza gümüşte de aynı göreceğiz arkadaşlar. Brent petrol ile ilgili sizlere uyarmıştım. Bir kez daha uyarıyorum bakın ne Brent petrolü ne de ham petrolün yükselişi gerçekçi değil. Eğer ki Amerika'daki depolar stoklar doluyorsa üretim azalmasına rağmen doluyorsa bu çok ciddi bir risktir arkadaşlar. Ve negatif ortama tekrar geçebilir petrol yani özellikle o vadeli kontratlarda dolayısıyla biz yeniden 60 dolar seviyesinden 70 dolar seviyesinden bir anda 20 doların altına düşen petrol fiyatlarını görebiliriz. Şaşırmayın derim, dikkatli olun derim. Tabii ki bu söylediklerimizin hiçbiri yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Son kararları kendiniz vereceksiniz. Ama bugüne kadar söylediklerimizde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkıyor. Bizi yargısız bir şekilde infaz edenlerde umarım umarım bir kez daha değerlendirirler durumu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.